Efendim? Zehra. Dinliyorum Zal. Projenin geliştirildiği adresi tespit ettik. Gönderdin mi? Evet, telefonunda. Ne yapıyoruz? Hakkı Dayı ve Pınar da çıksın. Ben Sermet'leyim. Her zamanki yerden alırız onları. Siz mekanla gerekli koordinasyonları sağlayın. Tamam, dikkatli ol. Sermet. Doktor, nedir durumlar? Plan tıkır tıkır işliyor. Güzel. Adamı aldılar mı? Zaten almışlardı. Sorgudaydı. Ha. Mühendis konuşsaydı her şey daha kolay olacaktı. Ama neyse, şimdi bizi o mekana kendilerinin götürmesi gerekecek. Takipteyiz. Mekanı tespit ettiğimizi düşünüp önlem almak isteyecekler. Ve biz hemen arkalarında olacağız. Gelişmeler oldukça haberdar edeceğim. Tamam. Bak bu ikisinde farklılıklar var. Hı hı. Kolay gelsin arkadaşlar. Çıktı bu mu? Evet bu. Bu kaçıncı revizeydi? 14. Umarım sonuncu olur bu. Efendim. Buyurun. Bir ihbar aldık. Bir süreliğine kimsenin bu mekandan ayrılmaması gerekiyor. Neden? Ben de tam olarak bilmiyorum efendim. Bana söylenen sadece içeride kalınması gerektiği. Başkanım, bu Yıldırım'ın sizinle tam olarak derdi ne? Yıldırım'ın kendi de bilmiyor. Bilse de yanlış biliyor zaten. Neyi? Yıldırım eski bir teşkilat mensubu biliyorsun. İlk görevimizde birlikteydik. Mete Başkan'a emanet. İki tane gencecik istihbaratçı. Sonra? Sonra bir şey olmuş. Sonrası Yıldırım aşık oldu. Rose adında Alman bir kıza. Kızın babası bizim takibimizde karanlık bir adam. Konuyu Mete Başkan'a açtı Yıldırım. Tabii ki bunun hiçbir şekilde oluru yok. Sonra Rose ile birlikte kaçmaya kalktı. Hem de teşkilatın parasını alarak. O sırada tövbekar da Berlin'deydi. Konu hiç iyi bir yere gitmiyor. Maalesef dediğin gibi hiç iyi bir yere gitmedi zaten. Tövbekar Yıldırım'ı kovalarken büyük bir kaza geçiriyorlar. Kazada Yıldırım'ın silahından çıkan kurşun Roza'yı öldürdü işte. Nasıl? Kendisi öldürmüş işte. Sizinle derdi ne? İşte insan zihni böyledir Serdar. Unutmak en büyük ilaçtır. O Roza'yı kendini silahından çıkan kurşunla öldürdüğünü hiçbir zaman kabul etmedi. Ve o anları sildi aklından. Ve hayatını bu intikama adadı. Biz de bunu sonradan öğrendik Türkiye'ye gelince. Yuttular gibi. Toplandılar. Harbi merkezine gidiyorlar. Gibisi fazla. Islaklarına kadar yuttular Zoka'yı. Söyleyin hazırlıklara başlasınlar. Konum paylaşın. Canlı takip edilsin. Merkeze varınca fazla vaktimiz olmayacak. Başkanım siz hiç inmeyin. Serdar. Bu işe karışma. Bu benim meselem. Hayır başkanım, ikimizin meselesi. Aslında hepimizin meselesi. Bu herif babamız dediğimiz Mete Başkan'ı öldürdü. Benim babamın fotoğrafı kasasından çıktı. İlla babamla ilgili bir şeyler biliyor başkanım. Bırakın ben gideyim. Serdar. Bak, acımın ve öfkemin dinmesi için... ...senle bunu konuştuk, oraya tek başıma gireceğim. Her ne pahasına olursa olsun, o şerefsizi öldürmeden oradan çıkmayacağım. Kendimi ısırmayayım.
Bana güven. Sizi riske atamam. Bak Serdar. Ayrıca benim bir planım var. İyi bir plan. Neymiş bu plan? Yıldırım'ı oradan çekip alıp önünüze atacak bir plan. Nasıl olacak bu? Güzel gizlemişler mekanı. Bizimkiler nerede? Canlı takipteler. Biz takip edemiyor muyuz onları? Ediyoruz. Neredeler peki? Gelmek üzereler. Şunu baştan söylesene. Ne uzatıyorsun hep? Sen de hazırlıklara başla. Gerçekten güveniyor musunuz? Şimdilik başka çarem yok. O verilerin kopyasını aldığına eminim. Bir önerin mi var? Yok. Ben olsam öldüklerini görmeden rahat etmezdim. İyi bir fikir olabilir mi? Yıldırım. Yine ne oldu? Sana bir teklifim var. Reddedemeyeceğim bir teklif mi? Gerçekten öyle. Hayatını kurtarabilecek bir teklif. Karşılığında senden tek bir şey istiyorum. Neymiş o? Oraya gelen adamları öldüreceksin. Nereye gelen? Şu anda olduğun yer. Türkler orada. Şaka mı bu? Hayır, gayet ciddiyim. Bence telefonla konuşarak zaman kaybetme. Bu iyiliğimi de unutma. Hoş geldin Serdar. Kaldır ellerini. Beni almak için seni mi gönderdiler? Bunu hakaret sayıyorum.